Hoş geldiniz. Azerbaycan hem bizim için hem de tüm Türk kardeşlerimiz için bir vatandır. İnşallah bu seferleriniz devamlı olur. Böyle ilişkilerimiz, böyle fuarlarımız daha çok olur ve biz daha çok bir araya gelir, konuşma fırsatı buluruz. Fuar hakkında düşüncelerinizi öğrenmek isterdim. Fuarı nasıl buldunuz? Bu hakkında kısa bilgilerinizi paylaşırsanız. Ben de Can Azerbaycan'a geldiğim için çok mutluyum. Sizin de dediğiniz gibi biz tek millet, iki devletiz. Burada olmaktan gayet büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Bakü'ye ilk gelişim, fuara da ilk gelişim. Gerek Azerbaycan halkı, gerek Bakü şehri olsun. Çok güzel, sıcak bir karşılama. Gayet olumlu bir organizasyon var burada da. Fuarı da beğendik. Fuar salonu da gayet güzel. Dediğiniz gibi inşallah uzun seneler boyunca biz de bu fuara katılım sağlarız ve Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini geliştirmek isteriz. Şimdi sizin yayın eviniz hangi konularda kitaplar yayımlıyor? Bir özel çizginiz var mı yoksa her alanda kitaplar için açık mısın? Biz Sahi Yayınları 1980'de kurulduğundan itibaren genel olarak felsefe, psikoloji, tarih ve 2000'li yıllardan sonra da popüler bilim, kişisel gelişim bu alanlarda yayınlar yapmakta. Hem kendi yazarlarımız var hem de aynı zamanda yurt dışından ve çeşitli ülkelerden telif eserler alıyoruz ve bunların yayımını sürdürüyoruz. Türk dünyasıyla ilgili hani Türk devletleri arasında ilişkilerin daha da artması veya Türk dünyasında birçok önemli destanlar olsun ya da klasik edebiyat örnekleri olsun ya da çağdaş edebiyat örnekleri olsun var. Derginiz bu tür çalışmalara yer veriyor mu veya ilişkilerin daha da sıcaklaşması amacıyla bundan sonra politikanızda bu tür çalışmalar nasıl bir biçimde yer alıyor? Tabii biz zaten yıllar boyunca Ziya Gökalp olsun, Dede Korkut hikayeleri olsun bu konuda yayımlar yapmaktayız. Şu anda yeni bir kitabımızı çıkardık. Türk Mitolojisi 101 diye. Bu kitapta özet olarak Türklüğün ve Tengriciliğin Gök Tanrı'dan geldiğimizi, buradaki kutsal öğeleri, sembolleri ve bunların anlamlarını yeni nesillere aktarmak için bir mitoloji derlemesi yaptık. Bu kitaptan da gayet mutluyuz çünkü dediğiniz gibi Türklüğe katkı sağlayacak ve literatürde yer alacak bir başlık bu. Güzel, başarılı bir kitap olduğuna eminiz. İnşallah okuma fırsatımız da olur. Başka hangi öneriniz var? Mesela edebiyat alanında Türk devletlerinin ve Türk milletinin bir birlik şeklinde ortak bir dilden anlaması için, ortak bir dilden konuşması için, ortak bir dilden okuması için ne gibi işler görülebilir? Biz edebiyat alanında çok yayın yapmadığımız için buna tam bir cevap veremeyebilirim ama burada ortak bir dil ve kanı oluşması için gerek Azerbaycan gerek Türk yazarlar olsun bunların buluşacağı ortak platformlarda karşılıklı bilgi alışverişi ve tartışmalarla, müzakerelerle, birbirlerine aktaracakları fikirlerle çok değerli yapıtlar çıkacağını ve eserler verebileceklerini biliyorum. Sonuçta biz de dünya edebiyatında takip ediliyoruz. Meşhur yazarlarımız var. Özellikle roman alanında ilerideyiz. Bu konuda atılımlarda bulunursak Türk edebiyatı da ilerleyecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki işlerinizde de başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Sağ olun.